Selamlar herkese. İsmim Ceren. Isaac Türkiye'de gönderen taraflı projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim hem kendi tecrübemden hem de birazcık Isaac'in nasıl bir proses işlediğinden, Isaac'teki sosyal sorumluluk projeleri ne ifade ediyor vesaire. Bu videoda aslında birazcık daha sizin sorularınızı cevaplıyor olacağım. Detaylı bir şekilde anlatabilmek için süreçleri. İsterseniz başlayalım. Şimdi ilk soru, kaydımı bıraktım. Bana ne zaman ulaşılır? Maksimum 2 gün içerisinde ulaşılır. Bizim kendi içerimizde koyduğumuz aslında deadline 24 saat diyebilirim. Kayıt geldikten 24 saat içerisinde biz o insana ulaşmaya çalışıyoruz. Genellikle aramayı tercih ediyoruz. Mail de atabiliriz, SMS de atabiliriz ama genellikle arayarak ulaşıyoruz. O yüzden mutlaka kayıt bıraktıktan sonra telefonunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Ama dediğim gibi hani maksimum 2 gün içerisinde size ulaşılacaktır. Diyelim size ulaşılmadı, ne yapacaksınız? Hani 2 gün oldu, 3 gün oldu, 4 gün oldu, 5 gün oldu, geçiyor zaman ne yapacaksınız? Ya kayıt bıraktığınız lokalin mail adresine mail atabilirsiniz ya direkt o şube arayabilirsiniz. Hiç ulaşamıyorsanız da Isaac Türkiye Genel Merkezi arayarak bizden de yardım alabilirsiniz aslında bu durumda. Ama bu durum çok karşılaşacağınızı çok düşünmüyorum. Yani 2 gün içerisinde, maksimum 3 gün içerisinde sizi net bir şekilde iletişime geçirecektir. Ama herhangi bir case'e karşı hem bize ulaşabilirsiniz hem de kayıt bıraktığınız lokale ulaşabilirsiniz öncesinde. Okeydir. İkinci sorumuz da başvuru sürecini kendim yönetebilir miyim? Şimdi bu benim çok önerdiğim bir şey değil sizlere. Çünkü hem bilmediğiniz bir prosese gireceksiniz, hem desteğe ihtiyacınız olabilir hem de yanlış anlaşılmalardan veya yanlış bir hareket etmekten sakınmanız için, kaçınmanız için bizim desteğimizle ilerlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Hem de bizim için de daha faydalı olacaktır. Çünkü günün sonunda eğer siz gerçekten bir projeye gitmek istiyorsanız imzalamanız gereken bir sözleşme ve ödemeniz gereken bir danışmanlık ücreti var günün sonunda baktığınızda. O yüzden o süreçte değil de daha öncesinde, yani siz daha bunu düşünme aşamasındayken bizden yardım almayı kabul etseniz aslında sizin için çok daha faydalı olur. Ha isterseniz yönetebilirsiniz tabii ki, neden olmasın. Yani girip isaac.org'dan profil açıp projelere bakıp başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani bilgi eksikliği olmasın diye bunu da söylüyorum burada, ama dediğim gibi çok önerdiğim bir şey değil aslında. Yapacağımız şey isaac.org.tr'den kayıt bırakmak, sonrasında şubelerin sizin iletişime geçilmesini sağlamasını beklemek. Eğer geçilmiyorsa da bir şekilde ya mail yoluyla ya telefon yoluyla şubelere ulaşmanız, yoksa da bize ulaşmanız, bizim size de bu konuda destek sağlamamızla çözüleceğini düşünüyorum. Süreci beraber yönetelim bence. Diğer bir sorumuz ise projenizi, yani başvurmak istediğiniz projenizi neye göre seçmelisiniz? Nelere bakmalısınız aslında? Şimdi isaac.org kayıt bıraktıktan sonra sosyal sorumluluk projeleri kısmında zaten bir sürü farklı proje olacak. Orada filtreler var. Siz orada ülkeyi filtreleyebilirsiniz. Çeşitli kriterleri filtreleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, ben bu SDG'de bir proje arıyorum. Yani bu sürdürülebilir kalkınma hedefi etrafında bir proje arıyorum. Veya işte kalacak yeri karşılansın, işte yemek sağlansın, bu tarz kriterleri arıyorsanız aslında orada filtreleyerek bakabiliyorsunuz. Ama diyelim bir projeye girdiniz, baktınız. Öncelikle bir kendinizi tanımanızı ben size tavsiye ediyorum. Yani siz nasıl bir proje istiyorsunuz? Öncelikle bu projeye gitmeden önceki sizin hedefiniz ne? Yani kişisel hedefiniz ne bu proje hakkında? Ne geliştirmek istiyorsunuz kendinizde veya o lokalde veya o ülkede ne geliştirmek istiyorsunuz? Günün sonunda orada her projenin sayfasında yazılı olan belli aktiviteler var zaten. Sizin projenizde yapmanızın beklendiği aslında karşı taraf tarafından. O aktiviteleri okumanızı size tavsiye ediyorum. O aktivitelerden size uygun olan var mı? İşte çalışma saatlerinize bakın. O projede yer alan çalışma saatleri size uyuyor mu, uymuyor mu? Onun dışında kalacak yer, yani accommodation provided, covered, ikisi de var mı? Nasıl? Ya da işte yemek sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Genellikle projelerde yemek sağlanan bir standart değil. Ama belli başlı projelerde yemek de sağlanabiliyor. Onun dışında her projede mesela bir proje ücreti var. Bu proje ücreti sizin bize ödediğiniz danışmanlık bedelinden tamamen farklı. Siz danışmanlık bedelini Isaac Türkiye'deki şubelere ödüyorsunuz sizin bu sürecinizi tamamlamaları için, ama proje ücreti aslında tamamen sizin oradaki proje giderlerinizi kapsayan bir ücret. Karşı şubeye ödeyeceğiniz, karşı ülkeye ödeyeceğiniz bir ücret aslında. Ki eğer detaylarını da merak ediyorsanız o süreç içerisinde, bunu hem karşı şubede iletişimde olduğunuz insana sorabilirsiniz, mülakatın sonunda sorabilirsiniz veya buradaki sizin danışmanınıza da sorabilirsiniz. O da size aydınlatacaktır bu konuda. Proje ücretine bakmanızı tavsiye ederim. Proje ücreti sizin için çok mu yüksek, çok mu düşük? Çünkü çok fazla şeyle karşılaştığımız oluyor bizim. Kabul oluyor, parasını yatırıyor, sözleşmeyi imzalıyor, her şey tamam. Diyor ki proje ücretim benim $500. Ben bunu karşılayamayacağım. Günün sonunda para iadesi ve işte eşleşmesinin kırılmasını talep ediyor. Böyle bir durumla karşılaşmamanız için aslında size en büyük tavsiyem, başvurmak istediğiniz veya başvurduğunuz projenin bütün detaylarına hakim olun. Yani nerede ne var, en iyi bilmesi gereken insanlardan bir tanesi sizsiniz. Zaten danışman
danışmanlarınız olarak sizlere biz bu konuda detaylı bilgiler veriyor olacağız. Ama siz olur da bizden habersiz ya da siz kendiniz başvururken herhangi bir şey kaçırmamanız veya bizimle tam olarak align olabilmeniz için, yani bağlantılı bir şekilde ilerleyebilmemiz için bunlara dikkat etmeniz sizin için faydalı olacaktır aslında proje bakarken. Diğer sorumuz da mülakatta karşı taraf nelere dikkat ediyor? Bu benim şubedeyken en çok aldığım sorulardan bir tanesiydi. Mülakatta ne soracaklar? İşte İngilizcem yok ya da İngilizcem şöyle, ne olacak ne bitecek gibi. Şimdi mülakatlar çok böyle zorlayıcı mülakatlar olmuyor. Zaten bu ülkeden ülkeye değişiyor. Hatta şubeden şubeye bile değişebiliyor bazı yerlerde. Bazı Isaac şubeleri mülakat alırken bazı Isaac şubeleri videoyla sizi test ediyorlar, sizi analiz ediyorlar aslında. Buradaki asıl amaç sizin nasıl bir insan olduğunuzu öğrenmek, neden bu projeye başvurduğunuzu öğrenmek, aslında size güvenebilmek. Yani zaten normalde bir şirkette bir işe başvururken de işe alan insanların en çok baktığı şey o insanı güvenebiliyor muyum? Bizim sağlayabileceğimiz iş tanımlarını sağlayabilecek mi? Bunda okey miyiz? Gibi şeyleri aslında kontrol etmektir. Ve bizim de aslında Isaac'le mülakatı alırken en büyük dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Yani karşı şubeler de bunlara dikkat ediyorlar. İşte iş tanımlarının farkında mısınız? Neden bu projeye gitmek istiyorsunuz? İşte İngilizce seviyeniz nasıl? Eğer hiç konuşamıyorsanız, yani hiçbir iletişim dahi kuramıyorsanız sizin için birazcık zor olabilir bu süreç. Ama eğer orta seviye ve üst düzey bir İngilizce seviyeniz varsa sizin için çok yararlı olacaktır. Ki düşük düzeyde bir İngilizceniz varsa da zor olacak bir şey değil, kolay olacaktır. Sadece hani hiç iletişim kuramıyorsanız, biz o zamanlarda hani o insan eğer gerçekten bu projeye katılmak istiyorsa şöyle bir şey yapabiliyoruz. Karşı tarafla sözleşiyoruz. Bu arkadaş gerçekten İngilizcesini geliştirecek projesine kadar. Buna dair de söz veriyoruz. İşte siz de beraber bu sözü veriyoruz tabii ki. O şekilde de kabul alabiliyorsunuz. Ama sıfır değil, ama başlangıç seviye, orta seviye, üst düzey seviyelerle insanları eşleyebiliyoruz. Yani insanlar gidebiliyorlar, projelere katılabiliyorlar aslında. Mülakatlarda da dil seviyenize, tumunuza, iş tanımlarına hakim misiniz, değil misiniz? Ne kadar bilginiz var, neden istiyorsunuz vesaire, bunlar sorgulanıyor. Maksimum 15-20 dakika geçiyor mülakatlar. Videoda maksimum 5 dakika, 2-3 dakika vesaire oluyor. Diğer bir sorumuzsa partner olduğunuz ülkeler neler ve neden bu ülkeleri seçmeliyiz? Şimdi partner olduğumuz ülkeler nereler? Dedim aslında bir önceki videoda, benimle olan bir önceki videomuzda bahsettiğim gibi aslında 128 farklı ülkede AİZE faaliyet gösteriyor. Ama biz belli başlı ülkelerle partner demiştim. Bu ülkeler nereler? Aslında belli odaklandığımız yerleri sayıyor olacağım. Romanya, Ukrayna, İtalya, Rusya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Portekiz, Almanya. Avrupa'dan bu şekilde. Onun dışında Fas, Tunus, Mısır. Mısır en büyük partnerlerimizden bir tanesiydi. Şu anda da öyle. Ama işte Fas'ta, Tunus'ta olan çalışmalarımız çok 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 daha iyi halde aslında Mısır'a oranla baktığımızda. Onun dışında Sri Lanka, Hindistan, Tayland, Endonezya. Buralarda çalışıyoruz diyebilirim. Onun dışında gönderdiğimiz işte Meksika, Kolombiya, Brezilya, buralarla da çalışıyoruz. Bu saydığım ülkelerin hepsi bizim partnerimiz arkadaşlar. Ki bu partnerler dışında da gönderdiğimiz ülkeler var çokça. Ama genel olarak aslında çalıştığımız partnerler buralar. Neden peki? Şimdi Isaac Türkiye'nin güçlü bir, köklü bir geçmişi var ve yıllardır da çalıştığımız ülkeler aslında bu saydığım ülkeler bizim. Hem karşılıklı iç ilişkiler olsun, hem birbirlerimizin proseslerini biliyor olmamız olsun, hem onların yaptığı projelere olan hakimiyetimiz, hem bizim onlardan alabileceğimiz destek veya bize karşı olan tutumlarını bildiğimizden ötürü aslında bu ülkeleri tercih ediyoruz. Ve açıkçası benim Isaac'teki en büyük vizyonum gelişmemiş ülkelere birazcık daha etki edebilmek aslında. Çünkü ben günün sonunda şu anda istersem Amerika'ya work and travel'a gidebilirim veya işte Erasmus projesiyle de herhangi bir Avrupa ülkesine gidebilirim. Isaac'in size verdiği o unique, yani o kendisine özel özellik diyeyim, başka ülkeleri de keşfetmeniz, o ülkelere etki edebilmeniz ve aslında o gelişmemiş ülkelere giderek hani belki de Türkiye'den tanıyacakları ilk insan siz olacaksınız. Belki de kendinizi orada çok farklı göreceksiniz, geliştireceksiniz. Hani ben bunu yapmazdım ama bunu yapıyorum şu anda. Wow diyeceksiniz. O yüzden sizi birazcık zorlayan yerlere gitmenizi ben size tavsiye ederim. Çünkü günün sonunda Fas tecrübesi almanız, Rusya'da 6 hafta bir tecrübe almanız, İtalya'da aldığınız tecrübeden veya atıyorum Amerika'da aldığınız tecrübeden çok çok daha farklı olacaktır eminim. Çünkü kesinlikle sizi geliştirecek bir tecrübe olacak. Bunu da aslında amaç alarak biz bu ülkeleri partner olarak seçtik diyebilirim. Diğer bir sorumuz, bu da en sık aldığımız sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Ben operasyonun içerisindeyken de, yani birebir insanlarla konuşurken de en çok aldığım sorulardan bir tanesiydi aslında. Vize süreçlerinde yardımcı oluyor musunuz? Vize süreci
sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmek için ne yapmam gerekir? Şimdi vize süreçlerinde yardımcı oluyor muyuz? Tabii ki de oluyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Vize süreçlerinden sorumluyuz. İşte vize alamadığınızda sorumlusu Isaac diye bir şey yok. Bizim görevimiz aslında sağlamamız gereken şey size gerekli bir dokümanları sağlamak. Isaac tarafından sağlanması gereken dokümanların sağlandığından emin olmak. Çünkü siz sonuçta bir projeye gidiyorsunuz ve vize başvurunuzda, yani turistik vize başvurularınızda veya öğrenci başvurularınızda, eğitim vizesi başvurularınızda veya Schengen başvurularınızda buna ihtiyaç duyacaksınız aslında. Gittiğiniz organizasyondan belgelere ihtiyaç duyacaksınız. Bizim de sağlamamız gereken şey en başta size bu dokümanları sağlıyor olmamız. Yani biz tarafla, Isaac Türkiye tarafla sağlanması gereken kabul mektubu var. Karşı taraftan sağlanması gereken de bir davetiye mektubu var. Bu mektupların sağlanması aslında bizim en temel görevimiz. Ama şimdi bizim kendi içerimizde oluşturduğumuz bir hub var. Visa hub dediğimiz bir hub. Ve o hub'da aslında ülkelere dair vize süreçleriyle alakalı detaylı bilgiler yer alıyor bizim kendi network'ümüz için, bizim kendi organizasyonumuz için. O yüzden vize süreçlerinizde de size yardımcı oluyoruz aslında diyebilirim. Hangi dokümanlar alınıyor, hangi vize tipine başvurmanız gerekiyor vesaire vesaire, bu tarz gibi soruları hem danışmanınızla beraber öğrenebilirsiniz hem de benim size en büyük tavsiyem konsolosluklarla görüşmeniz. Sizin kendiniz konsolosluklardan birinci ağızdan öğrenmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Neden? Çünkü diyelim biz size diyoruz ki bu şekilde başvurmanız gerekiyor ve diyelim gerçekten o şekilde. Ama siz gidiyorsunuz, size özel başka bir şey diyebilir konsolosluk. Hayır sen bunu getir diyebilir veya işte o gün bir şey değiştirmiş olabilirler vesaire. O yüzden hani her şey garanti almak için tabii ki de danışmanınızla beraber align gidin. Ama her zaman da bir konsolosluğa mutlaka sizin kendi durumunuzu ifade ettiğiniz ve çeşitli seçenekleri de sunduğunuz, sorduğunuz bir konuşma gerçekleştirmenizi ben size tavsiye ediyorum. Ama yardımcı oluyoruz diyebilirim. Diğer bir sorumuz ise vize sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmek için ne yapmam gerekirdi? Şimdi vize sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız arkadaşlar eşlenmenizden sonra, yani sözleşmeyi imzalayıp para yatırdıktan sonra en kısa zamanda vize işlemlerini araştırmaya başlamanız, vize süreçlerinize başlamanızı ben size tavsiye ediyorum. Hem gerekli dokümanların toplanması, hem işte ne zaman başvurmanız gerekiyor, ne hangi vize tipine başvurmanız gerekiyor, ne kadar para gerekiyor bunun için. Bunların aslında araştırmasını yapmanız ve bu süreçte tabii ki de danışmanınızla beraber de konuşuyor olmanız, danışmanınızın size sağlayacağı bilgilerle beraber ve sizin de konsolosluktan belki de öğreneceğiniz bilgilerle beraber ne kadar çabuk başlarsanız bu sürece sizin için o kadar sağlıklı ilerler aslında. Dokümanları eksiksiz bir şekilde yapıyor olmanız, karşı tarafı ve bizi de aynı zamanda, yani aslında Isaac Türkiye tarafının şubeleri de, kendi şubenizi de bu konuda bilgilendiriyor olmanız süreci sizin için de sağlıklı yapacak şeylerden bir tanesidir. Ama en key noktası, yani en böyle vurucu yeri bu sorunun, ne kadar çabuk başlarsanız sizin için o kadar sağlıklı ilerler. Yani daha benim 3 ay var gitmeme ya, ben işte bakarım deyip hani böyle erteleye son 3 hafta, son 4 hafta belki de kala işlemlere başlamanız sizin için birazcık kritik bir duruma sokabilir bunu. O yüzden isterse vizeniz bir günde çıkacak bir vize olsun, ben siz yerinizde olsam öncesinden, hani 2 ay öncesinden minimum kontrol ederdim neler yapmam gerektiğini, ne kadar para vesaire gibi şeyleri kontrol edip dokümanlarımı toplamaya başlardım. Bu şekilde soruların hepsini cevapladım. Ekstra bir sorunuz olursa da zaten Instagram hesabımızdan da, buradan da, yorumlara da sorularınızı yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım sizin için yararlı bilgileri, yararlı şeyler söylemişimdir. Bu şekilde kendinize dikkat edin. Görüşürüz.